Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir civciv ve kuluçka videosuyla daha karşınızdayız. Bakın bu tepsinin içerisinde ekmek ufağı var. Böyle kurumuş ekmekleri blenderdan geçirdik. Un veya toz haline getirdik. Civcivlerimizi vereceğiz. Bakalım annesi ve civcivlerimiz nasıl bir tepki gösterecekler bu duruma. Çıldırdı. Çocuklar da hemen yemeye başladı. Annesi inşallah eşelemeyecektir ekmek ufaklarını. Yiyin çocuklarım, bakın yiyin. Bakın burada bizim toplamda 30'un üzerinde civcivimiz var. Bir tane annesi başlarında. Bu tavuğumuza makine civcivlerini kabul ettirmiştik. Civcivlerimiz Sussex civcivleri. Anne de Ligorin Hint kırımı bir hayvan. Çok böyle uysal, çok güzel bir hayvanımız maşallah. İlk defa işte bir 8-10 kadar falan yumurta yaptı. Genç bir hayvan, arkasından kuluçkaya yatmıştı. Kendisi 8 tane civciv çıkardı. Biz de makineden çıkan civcivleri çaktırmadan altına koyup kabul ettirmiştik. Ve 30'un üzerinde şu anda civcivi var. Ve bunlar da yaklaşık olarak 2 haftayı geçtiler. Belki 20 güne falan yaklaştı bunların yaşları. Şunlar biraz küçük makine civcivleri. Şu biraz daha iri kıyım olanlar da kendi civcivleri. Arada şöyle bir 5-6 günlük bir fark vardı. Bunlara böyle bir sürpriz yapalım istedik. Bunlara bakmak insana büyük mutluluk veriyor arkadaşlar. İşim olmayacak. Geleceksin burada, bunları seyredeceksin. Bunların enerjisinden istifade edeceksin. İşte şunlara baksanıza. Bunlar inşallah bizim kümeslerimizin yeni üyeleri olacak. Bunları büyütüp Sussex kümesimizin sayısını arttıracağız. Son zamanlarda malumunuz hayvancılık ciddi sekteye uğradı ve böyle hobi hayvancılığı yapan, özellikle kümes hayvancılığı yapan insanlar, arkadaşlar, bu işleri hemen hemen bıraktı ve cins hayvan bulmak zorlaştı. Belki köy tavuğu veya kırıma uğramış hayvan bulunabilir ama özel cins tavuk bulmak oldukça zorlaştı. Çünkü bu işleri yapan insanların birçoğu hayvancılığı, tavukçuluğu bıraktı. Biz de neredeyse bırakmak üzereydik. Bıraktık sayılırdı. Sonradan işte bir vesile ile yeniden başladık. Sussex kümesimizin hayvan sayısını da arttırma kararı aldık. Bunlar inşallah yeni Sussex üyelerimiz olacak. Sussex türünü arkadaşlar biz bayağı yıllardan beri tavukçuluk yapıyoruz ama bir kısmet olup da besleyememiştik. İşte bir vesileyle tanıştık bu türle ve çok da memnun kaldık şimdiye kadar. Neden uzak kaldık? Keşke daha önceden de Sussex türü ile tanışmış olsaydık falan dedik. Gerçekten hem çok verimli hayvanlar, yumurta verimleri çok yüksek, hem görsel güzelliği var. Böyle süs tavuğunu da andırıyor. Yumurta ebatı da büyük. Hayvanların kendi ebatları da büyük. Böyle hani yumurtadan kesildi, yaşlandı hayvan etlik olarak da değerlendirilebilir. Mesela işte civciv çıkarttınız. Atıyorum 50 civcivden işte 25'i tavuk çıktı, 25'i horoz çıktı. 25 tane horoz fazla olur. Onun belki bir 20 tanesini falan kesmek icap eder. İşte horozlara da çok fazla etleniyor. 4 kiloya kadar etlenebiliyor. Hem tavuk eti ihtiyacını o şekilde karşılarsınız, giderirsiniz. Hem de yumurta ihtiyacını giderirsiniz. Böyle et ve yumurta verimi son derece yüksek olan bir tür Sussex. Bunların inşallah sayılarını artırmaya çalışacağız ve kuluçkalık yumurta da göndermeye başladık. Talep eden arkadaşlara Türkiye'nin her tarafına kargo ile kuluçkalık yumurta gönderiyoruz. Eğer ki siz de böyle sevimli
minik civcivleriniz olsun isterseniz bizden kuluçkalık yumurta talebinde bulunabilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmında kuluçkalık Sussex yumurtası fiyat ve iletişim bilgileri yer alacaktır. Şöyle bir sürpriz yaptık bunlara. Arada bir değişik gıda ile beslemeye çalışıyoruz. Şöyle kümeslerine bir yaklaşalım bakalım. Burada durumlar ne alemde. Bakın burayı biraz kirletmişler. Civciv bu. Sık sık kontrol ister arkadaşlar. Nasıl ki işte küçük çocuğa nasıl bakarsınız aynı onun gibi bakmanız icap eder. Suyu devirirler, suyu kirletirler. Yemi devirir, dökerler. Yem olarak nasıl bir yem kullanıyoruz? Etlik piliç yemi kullanıyoruz. Böyle biraz azaltmışlar. İkindiye doğru, akşama doğru böyle tekrar üstünü ilave edeceğiz. Ve bu şekilde beslemeye devam ediyoruz. Bunlar yaklaşık bir ay oluncaya kadar bu etlik piliç yemi ile besleyeceğiz. Şu anda suları da vitaminli bir su. Vitamini 5 güne bir veya haftaya bir koyuyoruz sularının içerisine. Dün sularına karıştırmıştım. Bugün veya yarın bittiği zaman tekrar koymayacağım bir hafta boyunca. İşte yemleri bu şekilde, suları bu şekilde. Bunları inşallah büyütüyoruz. Bir aylık olduktan sonra da diğer tavuklar gibi taneli yemlere geçeceğiz. Arpa, buğday, mısır kırığı ve yumurta yeminden oluşan yemlere geçeceğiz. Evet. İşte vaziyet böyle. Bakın orada bir tanesi nemli toprağı bulmuş. Orada toprak banyosu yapmaya çalışıyor. Yahu minik sen ne bilirsin toprak banyosu yapmayı falan ya. Bakın arkadaşlar şu 5-6 günlük daha küçük olanlar henüz daha karakteristik tüyleri çıkmaya başlamamış ama tavuğun kendi civcivleri olan birazcık daha böyle büyük olanların karakteristik tüyleri de çıkmaya başlamış. Bakın boynunun etrafında siyah tüyler ve kanatlarının uçlarında yine siyah tüyler gözüküyor. Görsel olarak da çok güzel bir tür, Sussex türü. Çok hoşumuza gitti gerçekten. Annesi başlarını bekliyor. Burası bizim keklik kümesimiz arkadaşlar. Bakın orada kekliklerimiz de var. Keklik kafesi daha doğrusu. Üst tarafı da komple kapatmıştık. Herhangi bir şekilde dışarıdan ne uçan bir hayvan ne de işte kedi veya benzeri bir zararlı yılan gibi zararlılar gelip buradaki hayvanlara zarar veremez. Böyle güvenlikli bir ortamda bunları yetiştirmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz. İlk başta sayıları 36 idi. Çeşitli nedenlerle birkaç tanesi öldü. Şu anda sayıyı tam bilmiyorum ama en son bir 32 falan saymıştım. İnşallah daha da azalmaz. Bunlar büyür giderler. Bu kadar kalabalık bir aile olarak. Anne de herhalde şöyle bir ay sonrasında falan bu civcivleri artık bırakacaktır. Çünkü artık yeter falan der. Önceden de başka bir tavuğumuza 35 kadar civciv kabul ettirmiştik arkadaşlar. 1,5 ay falan geçti. Yavaş yavaş böyle pek oralı olmamaya başladı. Civcivler de artık böyle hani kendilerine yeten bir hale geldikten sonra anneyi pek takmıyorlar. O da artık böyle pek sahiplenmek istemiyor anneleri de. Yavaş yavaş ayrılacaklardır yani. Artık böyle aynı kümeste birbirine yabancı varlıklar haline geliyor. Hatta neredeyse kavga filan etmeye başlıyorlar yani o derece. Ama şimdilik annelik duygusu, hissi devam ediyor bu hayvanımızda. Evet. Çok güzel bir manzara. Bugün arkadaşlar benim 4 tane farklı çekimim var. Bu çekimler öncesinde, hatta bu çekim çok da böyle planda olmayan bir çekimdi. Bu çekim öncesinde hem bir motivasyon kaynağım olsun hem de şöyle güzel görüntüleri sizler için kayıt altına alalım düşüncesiyle geldik civciv kümesine, biraz vakit geçirdik. Artık yavaş yavaş buradan uzaklaşıp ben diğer işlemlerime, çekimlerime başlayayım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.